Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün garajımız için güzel ekipmanlar aldık. Garajımızı ne kadar çok ekipman alırsak o kadar çok videolarımız daha kaliteli olacak. Çünkü yaptığımız işlerde profesyonellik, yani güzel ve kaliteli içerik çıkartabilmek istiyorsak elimizdeki ekipmanlar da çok önemli. Ekipmanları şöyle 1000 liraya mesela örnek veriyorum. Tek bir ekipman almak yerine farklı farklı ekipmanlar da alabilirdim. Ancak profesyonel kalitede olsun diye ekipmanları düzgün, yani kaliteli bir ekipman alıyorum. Ondan dolayı ekipmanlarımız, mesela 10 tane ekipman alacağım ama 1000 liraya 5 tane profesyonel ekipman alıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Çünkü yani bu sürekli kullanılacak ekipmanlar olduğu için ileride bize hani sürekli lazım olacak. Ondan dolayı kaliteli bir şey olsun ki bizi yarı yolda bırakmasın. Burada gravur makine setimiz var. Bu Eynel marka. Şurada gördüğünüz gibi. Bunun parçasını sipariş verdim. Bu piyasanın orta segmentli bir makine. Yani Dremel kişilerde gönderilen marka ama Dremel çok fazla fiyat aralığı var. Ondan dolayı fiyat performans ürünü olarak bu ürünü sipariş verdim. Bu ürün çok hobi işlerinde kullanılıyor. Genellikle böyle kendi yaptığın işçiliklerde çok kullanılıyor. Bu çok işimize yarayacak bu arada. Bunu çok güzel düşünmüşler. Şöyle kapakları var burada. Şu an kapalı, ben bunu açmadım. Sadece şuradaki kapağını açtım. Kapak şu şekilde açılıyor. Buradaki ekipmanlarını alıp hani ne iş yapacaksanız, zımparalı ayma ya da bir daha delme işlemi ya da kesme işlemleri. Yani bu ufacık işleri çok iyi yapıyor. Mesela genellikle çivi keserek bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Ben de size bunu çivi keserek göstereceğim. Bu şekilde şurada kapağı var. Şuradan basıp açılıyor. Ben şu an açtım bunu. Şuradan basıp açılıyor. Bu şekilde de karşımıza makinemiz çıkıyor. Makinemizin şu şekilde Eynel marka. Şurada bir düğmesi var. Bu düğmeyi açtığınız zaman makine aktif hale geliyor. Buradan da makinemizin devir hızını ayarlıyoruz. Makinenin devir hızını ayarlamak için kaç şey var? 5 tane ayarı var yani. Max ile birlikte 6 yapıyor. Şu şekilde ayarlıyorsun. Bu şekilde ayarlayıp bunu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz daha ince işler yapacağınız zaman ise bu makineyi şurada gördüğünüz makine uzatma spreli ile kullanıyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? Mesela çok ince bir iş yapıyorsunuz. Bir iş yaptığınız zaman ince bir iş. Buradan mesela bu makineye şu ayak, mesela bunu böyle uzatıp masaya bunu konuluyorsunuz böyle. Bu da makine buraya asılıyor. Makine buraya asıldıktan sonra buradan mesela ince işler yapacağınız zaman makine buradan çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde ince işlerinizi, kesime ya da taşlama gibi işlerinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bunu şimdi kullanmayacağım. Bunu kullanmaya yani gerek şu an duymadım. Genellikle ben bu araç için aldım bunu ama tabii ki aracın dışında başka projelerimize de kullanabiliriz bu işi. Evet, şimdi gravur makinesini kenara aldım. Sırada İzeltaş'ın alen takımı var. Bunu da aracımızın yağ bakımını gerçekleştirebilmemiz için aldım. Bu profesyonel bir set İzeltaş'ın. Bunu da yağ bakımımızı rahatlıkla aracımıza değiştirebileceğiz. Şu şekilde göstereyim. Yani bunun bantlarını şu yapıştırmadım. Normalde çift ara bantla şu şekilde yapıştırılıyor. Ben yapıştırmadım. Şu an hala kullanmadığım için. Bu şekilde alen setimiz var. Bunlar aracımızın yağ bakımını gerçekleştirmemiz için. Daha önceki videomda zaten size İzeltaş'ın kolunu göstermiştim. T kolu. O T kolunu buna takıyoruz. Buraya taktıktan sonra buradan da yağ karterimizin rahat bir şekilde vidamızı çevirebileceğiz. Çünkü yağ karterinin vidası biraz sağlamdır. Yani bayağı bir sıkı bir şekilde bağlanmış oluyor oraya. Bir de sıcaklıktan dolayı kaynayacağını oraya. Bunu da çevirdiğimiz zaman çok rahatlıkla açacağız. Zaten İzeltaş olduğu için yalama yapma, yani şuralar kenarında soyunma boyunma olmaz. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü İzeltaş'ı çok yerde kullanılıyor profesyonel olarak geçtiği için. Yani bu da bu şekilde. Bunun fazla bir anlatacak bir şey yok. Bu aksesuar olarak düşünebilirsiniz. T kolunun aksesuarı demiştik size zaten. Bunu da kenara alalım. Sırada standımız var. Aracımızı bu standla sayesinde 40 santim yukarı kaldırabileceğiz. Standımı şöyle çekeyim. Hepsini göstermeme gerek yok. İki tane var bunda. Şu şekilde bir şey var. Demir var. Buraya aracımızın şasisi oturuyor. Zaten burada da yazmışlar. 3 ton diye yazıyor şurada. Işıktan gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada 3 ton diye yazıyor. Siyah bir şekilde olduğu için tam gözükmeyebilir. Evet. Ayağımız bu şekilde. İçinde bir tane daha var bunun aynısından. Aynı olduğu için ben onu çıkartmaya gerek duymadım. Bunun bağlantısı da bu şekilde. Şu kolu kaldırıyoruz. Bu kolu kaldırdıktan sonra burası
şu şekilde oturtuyoruz. Bıraktığımızda gördüğünüz gibi baskı uyguluyorum, aşağı iniyor. Bunu tekrardan böyle aldığımız zaman aşağı inmeye devam ediyor. Bu şekilde son kademeye ulaşmış oluyor. Yani bunu kullanımı bu şekilde. İnternette yazdığına göre 40 santim aracı yukarı kaldırabiliyordu bu. Ben ona göre bakmıştım, almıştım. En yüksek maksimum yüksekliği de bu şekilde. Yani aracımızı bu kadar bir yüksekliğe kaldırabiliyor. Bu da aracımızı çok rahatlıkla işçilik yapabilmemizi sağlayacak. Tabii ki bir tamirhanelerdeki gibi arabayı lifte kaldırıp da yapmak gibi rahat olmasa bile en azından arabanın altındaki işlemleri, ufak tefek işlemlerimizi rahatlıkla yapabileceğiz. Mesela arabamızın taban döşemesini sökmeseydim, geri vites lambamızın kablosu çıkmıştı. Onu takmak için ne olacaktı? Arabanın altına eğilip takmak zorunda kalacaktım. Ancak arabamız basık olduğu için bu işlemi gerçekleştiremeyecektim. Ne olacaktı? Bunu kullanmak bu şekilde ne olacak? Bunu kullandığımız zaman aracımızın altına girip o kabloyu yerine tekrar takabiliriz. Yani bu şekilde işlemler için gayet güzel bir sonuç veriyor bu. Hani çok kullanışlı bir parça bu. Bunu da kenara alalım. Bunda da işimiz bitti. Şu şekilde daha sonradan koyarım ben bunu. Burada son ürünümüz, ya daha doğrusu diğer parçalara geldi ancak onları kullandığım için onların tanıtımını gerçekleştirmedim. Bir de McAllister marka taşlama makinamla eğimli sıcak hava tabancası var. Zaten bunu ısı yalıtım, yani ses yalıtımı araca yaparken sıcak hava tabancasını görmüştünüz. O tabancayı da yeni sipariş vermiştim. Açtığım için onunla ilgili bir şey yapmadım. Tabii ki isterseniz hani dersin ki abi ürün tanıtımını gerçekleştir, hani aldığımı tavsiye eder misin diye bir şey yaparsanız ona göre ben de ürünlerin size kullanımını gösterebilirim. Kaynak makinesini sıra geçelim buna. Kaynak makinesi de bu şekilde GSP 300 amperlik bir kaynak makinesi. Şu şekilde bir maşaya sahip. Bunu da kullanmamın, hani almamın sebebi aracımızda ufak tefek çürükler mi var yani. Ufak tefek çürükler dedim. Alt tabanı komple revize görmüş. Ancak kapı içlerinde ufak çürükleri var. Bu çürükleri normalde ben kesip, yani o çürük yeri kesip ince küçürük yerler var. Onlar zaten bu gravür makinesi vardı ya, o gravür makinesiyle kesmek için, yani bu şu gördüğünüz seti o yüzden almıştım, yani bu ufak tefek çürükleri kesip oraya bir demir kaynatmak için yapmıştım. Tabii ki bu biraz profesyonel olacağı için bunu tercih ettim. Yani oraya demir eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bunu yani şu kolay yoldan da yapabilirdim. O kolay yolda ne diye soracak olursanız mesela bu şey var. Ne diyorlardı ona? Macun, polyester macun, kaporta macunu. Oraya izin parayı direkt macun atıp orayı kapatabilirdim. Ama bunlar geçici çözümler. Ben yapmışken aracımız yani düzgün bir şekilde olsun. Yani sağlıklı bir şekilde olsun. En sağlıklısı da oraya demir kaynatıp daha sonra macun çekmek üstüne. Ya demir kaynattığımız zaman ne olacak? Şase kendinden bir güç kaybetmemiş olacak. Yani her ne kadar tofaş da olsa bunu yapmak zorundayız yani. Bu işçilikle alakalı bir şey. Ben genellikle elimden geldiği kadar düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki amatör işlerimiz de oluyor, olmuyor değil. Ama elinden geldiği kadar düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu da o yüzden aldım. Ve ayrıca de sağ camımızın kaynaklık işleri vardı, sağ kapının. O yüzden onu da kullanacağız. Yani şimdi dedim ki bunu almasam, tamircide yaptırsam, yani bu bana bayağı bir pahalıya patlayacak. Yani elimden geliyorken, yani bu işi yapabileceğime inandığım için dedim ki gerek yok yani. Arabanın hani ona para verene kadar en azından ürünü alayım, elimde bulunsun. Hem bu aracı yaparken başka işlerimde de kullanabilirim yani. Yani en azından bu şekilde düşünerek hareket ettim. Tel olarak ise ASR 143 az kaynağın telini kullanacağım. Elbette onu da göstereyim. Şurada ASR 143 az kaynak telimiz var. Bununla kaportamızın işçilerini yapacağız. Kaportayı bunun sayesinde yapacağız. Rutil kaynak elektrodu ASR 143 diye burada yazıyor. Ben bunu az kaynağın kendi sitesinde okuduğumda şey yazıyordu, böyle ufak tefek kaporta karesör işleri, şase onarımı bu tarzı böyle işlerde kullanılabiliyormuş bu elektroplar. Normalde tabii ki gönül ister ki bu gazaltı kaynak makinesi kullanalım. Ama tabii ki gazaltı kaynak makineleri çok pahalı. Bunu da ben dedim hani o kadar yüksek bütçeye gerek yok. Başlangıcımız yapalım. Yani kötünün iyisi diye düşünebilirsiniz. Yani her yerde kullanabileceğiniz makine bu. Trafolu yani, bu trafolu. Normalde inverterları da var bunun. Bu bayağı bir ağır. Normalde envanterini alabiliyorsunuz, envanterini alın ama onlar pahalı olduğu için tercih etmedim. Tabii ki şeyi de tercih edebilirdik. Oksijen kaynak setini de tercih edebilirdik ama yani dediğim gibi tüplü işler olduğu için, yani bunlar bayağı uğraştırıcı olduğu için sonraki aşamalarda, yani eğer olursa sonraki aşamalarda bunları düşünürüz tabii. Bu şekilde kaynak makinemiz 5 kademeden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye.
genellikle 2,5 milimetrelik elektrot kullan demiş. Ama bu makinenin 4-5 milimetrelik elektrotları da eriteceğini düşünüyorum. Ama 5. kademede, 4. kademede çok fazla böyle aşırı yüklenmeyin demişler. Yani çok böyle fazla profesyonel işler çıkartmayın yani. Çok böyle 2-3 saat kullanmayın demek istedi artık, onu bilmiyorum. Böyle yazıyordu. Yani biz zaten genellikle 1 ile 2. kademede kullanacağımı düşünüyorum. Çok fazla böyle 5. kademeye çıkacağımı sanmıyorum. Bu elektrot 160 amper mi istiyordu? Şurada yazıyordu zaten. 65 ile aynen. 65 ile 90 amperde kullanılıyor. Zaten bu 300 amperlik. Yani 5'te 300 amper veriyorsa örnek görüyorum. 2'de 4'te 200 amper versin. 3'te de 100 amper versin yani. Demek ki o 5'te 4. kademeye çok fazla kullanmayacağız yani. Bu şekilde aracımızı tam gazıyla tamir etmeye devam ediyoruz. Ufak tefek böyle aksilikler meydana gelebiliyor araçla ilgili. Ondan dolayı işimiz aksıyor. Bu havalarda bozduğu için araca fazla müdahalede bulunamıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman da bu sefer yani ne kapıda kaynak yapabilirsin ne başka bir şey. Şimdi kapalı alan olmadığı için bu makineyi çalıştırma şansım yok. Bugün kaynak işine geçecektim ancak kaynak işini yapamadım. Yağmur yağdı şansıma. Ondan dolayı kaynak işini bir sonraki güne kaldı. En azından malzemelerim elimde. Artık fazla bir malzeme siparişine gerek kalmadı. Bu arada sigorta panelini de revize ediyorum. Elektrik tesisatına fazla müdahalede bulunmayacaktım. Ancak ufak tefek böyle elektrik işleri tekrardan meydana geldi. Dedim yani olacaksa tam olsun diye elektrik işine de giriştim tekrardan. Bu sefer sigorta tablasında mesela şöyle sıkıntılar vardı. 10 amperlik kullanılacak yerde 20 amper kullanılmış. Servis sigortası mesela Tovaşlar'da benim bildiğim 10-15 amper olması lazım. Tekrardan bir bakarım ama orada çok yüksek bir amperli sigorta kullanılmış. Sigorta amperi yüksek olduğu zaman ne oluyor? Size bunu da söyleyeyim. 10-15 amperlik sigorta yerine gidip de 25 amperlik kullanırsam bu araç o sigorta üzerinden 15 amperlik bir güç çekerse bu sefer ne olacak? 15 ampere kadar sigorta izin verecek. Ama sen şimdi 25 amperlik sigorta takıp oradan sen 15 amperlik çekmen gereken yerden 25 amperlik güç çektiğin zaman ne olacak? Bu sefer 15 amperi açacak sigorta, 25 amperlik sigorta taktığı için 25 amperi yükleyecek oraya. Bu sefer kablo yanmaya başlayacak yani, ısınmaya başlayacak. Ondan dolayı çok yüksek ya da ne kadar alçak sigorta kullanmayın. Elinizden geldiği kadar aracınızın sigortalarını düzgün bir şekilde takın. Bu elektrik kaçağına ve yangına kadar sebep olabilir. Bunlara dikkat edin yani. Ben bunların da siparişini verdim. 10-15 tane böyle set halinde 20-30, 15, 10 amperlik sigortalar sipariş verdim. Bir de aracımızın kaputunu kaldırdığımda sis farın rolesi büyük ihtimal. O rolenin kutusu yok, böyle dağınık duruyor. Yani elektrik işine girdim dediğim için oraya da kutusunu sipariş verdim, böyle kutusu. Oraya da kutuya takıp düzgün bir şekilde duracak. Ve ayrıca ışıklandırma sistemlerimi tekrardan revize geçiyorum. En ufak bir örnek vermem gerekirse, burada lambam var. Lambayı araçtan söktüm. Şurada gördüğünüz gibi burada soket kullanmamışlar. Yani soketin yerine şuradan lehim atmışlar. Zaten görüyorsunuz, buralar hep böyle pas yapmış. Burada görebilirsiniz. Burada paslar meydana gelmiş. Şimdi bunu da böyle kullanmak benim pek hoşuma gitmiyor. Yani soketsiz bir sistem yapmışlar. Yani yarın öbür gün şu bozulsa mesela bunu değiştirmeye kalksak yani lehimleri sökeceksin, takacaksın bilmem ne bunlarla uğraşacaksın. Yani o yüzden bunu da revize yapayım dedim. Söktüm bunu yerine. Buraları mesela eğmişler, büzmüşler. Buraya normalde soket geliyor. 6 pinli bir soket var. Soket geliyor. Bu soketi bozdukları için ben soketi tekrar sipariş verdim. Bunu da revize edeceğiz. Herhangi bir kaçak söz konusu değil. Şuralarda falan hani oksit yapıp birbirine değme söz konusu değil. Bütün ışıklar ayrı bir sistemde yanıyor. Mesela bu ışığı yaktığımızda bu ışık yanmıyor yani. Genelde Tofaş'ta da karşılaşılan bir sıkıntı. Bu ışığı yakıyorsun, bu ışık da yanıyor. Şase aldığı için. İkisi birden yanmaya başlıyor. Frene basıyorsun, bu ışık da yanıyor. Örnek veriyorum. Sinyal veriyorsun, bu ışıkla birlikte bu ışık da yanıyor. Yani bunun örnek, bunda öyle bir sıkıntı yok. O yüzden buraları tekrardan temizleyeceğim. Yine dedim ya size hani gravür makinesi. Bak burada da lazım oldu mesela. Taşlama yapacağım. Buraları zımparalayacağım. Şuralardaki şeyleri sileceğim. Daha sonra şuraya lehim atılmış. Sonradan tekrardan sökmüşler. Bir daha buraya bir şeyler yapmışlar. Yani çok böyle uğraşmışlar bunu yani bozmak için. Tabii ki su alma problemi vardır belki ama yani tabii var Koç Tovaşlar'da ama yani olmaz. Bu şekilde olmaz yani. Bu şekilde olmaz. Buraya madem silikon çek komple. En azından sökerken silikonu kesersin. Çıkartırsın yani. Bu olmaz bu şekilde. Yani bu kabul edilecek bir işçilik değil yani benim gözümde. En son çarelik bir iş. Yani böyle çok zor durumda kalırsın, bulamazsın, edemezsin o şekilde. Yani soketler de pahalı bir soket değil yani. İki tanesini yani dışarıdan almaya kalksan 10 lira. Ben internetten kargo ile birlikte 20 liraya sipariş verdim. Şimdi 15-20 liralık var diye bir şeyi bozmanın bir anlamı yok yani açıkçası. Ben aldığımda bu şekilde olduğu için yapmak zorundayım. Bunu ben yapacağım yani. Yani bu yapmadan olacak bir iş değil.
dediğim gibi takipte kalın. Şimdi aracımızla ilgili çalışmalara geçeceğiz tabii ki. İki gündür evden size videolar çekiyorum. Bu kaynak işine geçeceğim. Bunları göstermek istiyordum. Ancak dediğim gibi yağmur hava şartlarından dolayı böyle bir aksamalar meydana gelebiliyor. Ben de dedim hani en azından ürünler gelmişken bunların tanıtımı gerçekleştirdim dedim. Hani bu en azından kimi birbirinin işine yararsa, kullanmak isterse. Bunlar zaten orta segment ürünler. Çok böyle pahalı ürünler de değil. Yani alabileceğiniz piyasa mal ürünler yani. Hani çok böyle acil bir işiniz varsa bu ürün mesela çok fazlasıyla sizin işinizi görecektir. Tabii ki bir de şöyle bir video yapacağım. Komple bütün eşyaları böyle vlogunu çekeceğim. Yani bütün ekipmanlarımın videosunu çekeceğim. Tabii ki sadece bu yapı malzemeleri değil. Mesela bilgisayar da önemli. Kameram önemli. Bunların hepsini size videosunu da çekeceğim. O da vlogu sözü vermiştim. O da vlogunu çekerken bu arada burada ekipmanlarıma bir yer yapacağım. Bu ekipmanlarıma yer yaptığım zaman şöyle bir ufak büyük bir dolap almak istiyorum. Ona ekipmanlarımı çekeceğim size. O arada da hem masa videosunu istemişlerdi. Evin içindeki yani odanın içindeki vlogu istemişlerdi. Genelde bu videolar izleniyor. Çok istiyorlar bir de. Ufak tefek odanın eksikleri de var. Odayı boşalttım bu arada. Odada hani koltukları falan söktüm. Biliyorsunuz ki burada koltuk vardı. O koltuğu da aldım. Arabaya taktık yani daha doğrusu. Ufak ufak başlıyoruz yani. Odayı boşalttıktan sonra, temizledikten sonra düzgün bir şekilde size bunları da zaten paylaşacağım. Takipte kalın, abone olun, bildirimleri açın. Bu şekilde bana yardımcı olabilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Videolarda bana yorumlarda kısmında belirtirseniz, yani şunu yap, bunu yap diye belirtirseniz ben de eğer yapabilirsem, imkanım olursa bu şekilde projelerde olacak tabii ki. Hoşça kalın, görüşmek üzere.